Tülin'in mutfağından merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda beyaz lahana diblesi yapacağım. Lahanaları önceden ince ince kıydım, doğradım, yıkadım, süzüldü. İçine lezzet katsın diye 2 adet kuru soğan kare kare doğradım. 2 adet havuç rendeledim. Şöyle 2 adet küçük boy patatesten de jülyen doğradım. Rendelenebilir de, kare doğranabilir de. Pirinç 1 bardak yıkadım hazır ve olmazsa olmazımız zeytinyağı. Saf sızma zeytinyağı kullanacağım. Şimdi tencereye ocağın üzerine koydum. Henüz altını açmadım. Şöyle lahanayı tabana seriyorum. Yarısını serdikten sonra yıkadığım pirinci ilave ediyorum. Üzerine bir miktar soğan ilave ediyorum. Şöyle lezzeti beraber olsun diye. Ve kalan lahana üzerine ilave ediyorum. Bir orta boy lahananın dış yapraklarını sarma yapmak için ayırdım. Ortasının zor açılan kısımlarını da dible yapmak için doğradım. Şimdi şöyle soğanımızı ilave ediyoruz. Şöyle havucumuzu koyuyoruz, renklendiriyor ve lezzet katıyor. Patates üzerine ilave ediyoruz. Çok kolay, çok lezzetli, pratik bir dible tarifi. Her şey çiğden. Üzerine şöyle bir çay bardağı kadar zeytinyağı gezdiriyorum. Tabi zeytinyağlı yemeklerin bol yağlı olması gerekiyor. Şimdi ocağın altını açıyorum. Şimdi üzerine biraz pul biber lezzet katacak. Acı seviyorsanız daha çok koyabilirsiniz. Beğeniyorsanız hiç koymayabilirsiniz. Şöyle bir miktar da tuz. Ve üzerine haşladığım lahananın suyundan 2 bardak su ilave edeceğim. Eğer böyle lahana suyu yoksa direkt kaynamış su da ilave edebilirsiniz. Suyunu pirincin pişme durumuna göre artırıp eksiltebiliriz. Şu anda 2 bardak suyla kapağını kapatıyorum. Ve kısık ateşte pişmesini bekleyeceğim. Lahana diblemiz 10 dakikadır kısık ateşte pişiyor. Şöyle bir karıştırıyorum. Suyunu çekmiş. Pirinçler açılmış. Çok güzel. Şimdi biraz daha yumuşak olmasını istediğim için şöyle bir bardak yine sıcak suya da haşlanmış lahananın suyundan ilave ediyorum.
çok güzel bir pişme şekli. Yine kapağını kapatıyorum. Bir 10 dakika daha bu şekilde pişmesini bekliyorum. Beyaz lahana diplemiz 20 dakikada çok güzel bir şekilde pişti. Yine şöyle bir bakıyorum. Harika. Pilav gibi. Şimdi altını kapatıyorum. Ve sümür tabağını alıyorum. Şimdi şöyle bir tadım aşaması yapayım. Enfes bir lezzet. Bu şekilde dible yapmayı hepinize tavsiye ediyorum. Tülin'in mutfağını beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Gelecek güzel çekimlerde, değişik tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.